Hayırlı sabahlar. Son dönemde yeni Asya'nın siyasi duruşuyla ilgili çarpıtmalar yine arttı. Özellikle yönetim kurulumuzdan bir heyetin son olarak Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyaret sonrasında bu çarpıtmalar tekrar gündeme geldi. Bunlara göre Yenasi artık CHP'li oldu. CHP'ye oy verecek. Evvela Yeni Asya'nın oyunun kime olduğunu hemen ifade edelim. Son Mayıs'ta yapılan umumi temsilciler toplantımızda da verilen karar, tazelenen karar daha doğrusu, 2018'de seçim öncesi verilen karar da olduğu gibi, Demokrat Parti'nin içinde yer aldığı Millet İttifakı'na destek verilmesi. Aynı karar Mayıs'ta tazelendi dediğimiz gibi. Bu Millet İttifakı malum dört parti olarak 2018 seçimine girmişti. Şimdi parlamenter sisteme dönüş güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle işbirliği yapan partiler Millet İttifakı artı iki parti altılı masa şeklinde devam ediyor. Ve kuvvetle muhtemel ki bu altılı masa şeklinde Millet İttifakı altı partiyle bir seçim ittifakı kuracak. Yani dört parti altı partiye çıkacak ve Yeni Asya'nın desteği yine oraya olacak. Altılı Masa'ya. Millet İttifakı'na. Şimdi daha evvel de dediğimiz gibi Yeni Asya'nın e, herkese söyleyecek sözü var. Ve bahsettiğimiz ziyaretler şimdiye kadar yönetim kurulu içinden çıkan heyetin, seçilen heyetin yaptığı ziyaretler Demokrat Parti'ye, Deva Partisi'ne ve CHP'ye yapıldı lider seviyesinde. Diğer partilere de yapılacak. İyi Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi. Ve böylece bu altılı masa görüşmeler turu tamamlanmış olacak. Desteklediğimiz bir ittifakın üyelerine yapılan ziyaretler bunlar. Niye iktidar partisi ve ortaklarına gitmiyorsunuz denilirse, iktidar partisi inasiye şu anda resmi ilan ambargosu ve basın kartı e, vermeme gibi hukuksuzluklara e, arka çıkmaya devam eden bir konumda. Bunlar iktidarın kendi irade ve tercihiyle bir an evvel kaldırılmadığı müddetçe onlarla görüşmemiz söz konusu değil. Üstad diyor ki, haksızlığı hak dava edenlere, hak için müracaat etmek, haksızlığa karşı bir hürmetsizliktir. Eğer zaten bizi dinlemiş olsalar, bizim tavsiyelerimize, uyarılarımıza, mesajlarımıza, itibar etmiş olsalar bunları yapmış ol bunları yapmazlar. Dolayısıyla e, bu hal devam ettiği müddetçe onlara bizim tarafımızdan bir ziyaret e, söz konusu olmaz. Şimdi bu konuları konuşurken özellikle CHP üzerinden yapılan çarpıtmalara da e, cevap verelim. Ki bu çarpıtmalar yeni değil. Özellikle 2017 senesinden bu tarafa daha da artarak, yoğunlaşarak devam eden çarpıtmalar. O zaman CHP'nin düzenlemiş olduğu adalet yürüyüşüne destek vermemiz ve adalet kurultayına katılmamız, orada konuşmamız gene bu çarpıtmalara konu edildi. O zaman Yeni Asya CHP'li mi oldu diye bir yazı yazmış idik. Bu yazı Risale-i Nur'un medyadaki dili. Kitabımızda da var. Oradan tekrar bir hatırlayalım. Yeni Asya medyadaki dili olmamış yoluna taşıdığı Risale-i Nur'daki ölçüler çerçevesinde çıktığı ilk günden bu yana çok ağır bedellerini de ödeyerek adalet, hukuk, ve hürriyet mücadelesi veren bir gazete. Geride kalan Yarım asır içinde, yarım asrı geçen bugün itibariyle 53. yıldayız. Bu mücadeleyi yakın zamanlara kadar hep zulmün yanında yer alan CHP'ye karşı da vermek mecburiyetinde kalmış. Arşivimiz bunun çok sayıdaki örnekleriyle dolu. CHP'nin özellikle yıkıcı ve tahripkar bir muhalefet ve siyaset anlayışı ve üslubuyla dine, dindarlara ve inanç değerlerine yönelttiği her saldırı Yeni Asya'nın sayfalarında hak ettiği cevabı almış. Ancak Yeni Asya bunu yaparken Üstad'ın Hilmi Uran'a yazdığı mektuptaki tavsiyeler ekseninde CHP'yi dinle ve milletin değerleriyle barışık bir siyaset izlemeye çağırmayı da ihmal etmemiş. Şimdi gelinen noktada bu çağrıların önemli ölçüde yerine ulaştığı ve mahkez bulduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Artık milletle <laughs> ve değerleriyle inatlaşan değil, onlarla barışık ve uyumlu bir siyaset uygulamaya çalışan bir CHP var. Bunu 2017'de yazmışız. Defaatle belirttiğimiz gibi bunun siyasetin geneli açısından CHP'yi de aşan müspet ve rahatlatıcı sonuçları olacak. Kısır gündemler üzerinden yürütülen gerilim politikaları son bulacak, siyaset yapıcı bir hizmet yarışına dönüşecek. CHP'nin bu anlamdaki olumlu değişim örneklerinden birisi, son olarak başörtüsü için yaptığı girişim. Başörtüsünü bir istismar konusu olmaktan çıkaracak bir girişim. Başörtüsü takma hak ve hürriyetini yasal güvenceye, anayasal güvenceye bağlayacak bir düzenleme teklifi. Dünün başörtüsü yasakçısı CHP'nin geldiği yer burası ve bu adım herhalde desteklenmesi gereken takdir edilmesi gereken bir adım. Ve CHP'nin değişiminin hangi boyutlara ulaştığını gösteren çarpıcı bir örnek. Şimdi eğer iktidar partisi hakikaten bu konuda samimi ise yapacağı şey CHP'nin bu teklifine destek vermektir. Altılı masadan aksiyoner adımlar beklediğimizi söylemiştik defaatle. İşte bu adımlardan biri olarak bunu görüyoruz ve e, hakikaten takdire şayan bir e, adım olarak değerlendiriyoruz. Esasen başörtüsü kıyafet konuları kanun konusu değil olmamalı ama Türkiye'de e, bu konu öyle bir hale getirildi ki işte algılar üzerinden, özellikle CHP'nin eski CHP'nin bıraktığı olumsuz algı üzerinden hala bir istismar konusu yapılıyor ve dolayısıyla AKP iktidarında CHP'nin başörtüsü yasağının kaldırılması konusunda şimdiye kadar vermiş olduğu destek eski çizgisinden tamamen farklı bir şekilde vermiş olduğu destek bugün gelinen noktada önemli bir pay sahibi. Bunu da kimse inkar edemez. Ama bunu bir ileri aşamaya taşıyor CHP son girişimiyle ve konunun yasal güvenceye bağlanması noktasında bir teklifte bulunuyor. Diğer konularda da benzer konularda da ilgili konularda da başka örnekler var. Onları birlikte izlemeye devam ediyoruz. CHP'nin bu anlamdaki olumlu değişimine işaret etmek. CHP milletle ve milletin değerleriyle kavgalı olmaya devam etsin ki biz de iktidarımızı ilanaye sürdürelim hesabı yapanların çarpıttığı gibi artık oylarımızı CHP'ye verelim anlamına gelmez. Bu farklı bir şey. Hele Yeni Asya gibi siyasetteki tercihini öteden beri açık yüreklilikle Demokrat Parti ve devamı partilere, Demokrat Parti, Adalet Partisi, bugün de Demokrat Parti yine, bu partilerden yana yapıp bu tavrını hiç değiştirmemiş olan bir gazeteye, bu tarz yakıştırmaların yapılması art niyetli çarpıtmaların bir örneği olmaktan öteye gitmez. Velhasıl Yeni Asya'nın duruşu prensip temelli bir duruştur. Ve Yeni Asya bu çizgisini bugüne kadar hiç herhangi bir kırıklığa meydan vermeden gayet sağlam bir şekilde sürdürmüştür, bugüne getirmiştir. Bundan sonra da böyle devam edecektir. Onun için bu çarpıtmalara hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerekir. Ve bir başka şeyle tamamlayalım. Yeni Asya'nın resmi ilan ve basın kartı konusunda maruz kaldığı haksızlıkları gündeme getiren parti CHP oldu, Kılıçdaroğlu oldu grup konuşmalarında defaatle bu konuları gündem etti. Ve yönetim kurulumuzun heyeti bunun için de teşekkürlerini iletti. Bunda ne var? Olması gereken bir şey değil mi bu? Medeni ve insani bir yaklaşımın gereği değil mi? Aynı şekilde bandrol meselesinde de Risale-i Nur'a, devlet tekeli konusunda da Anayasa Mahkemesi'ne dava açarak bu devlet tekelinin dayandırıldığı yasa değişikliğinin iptalini sağlayan da yine CHP oldu. Eski CHP nerede? Salih Nur'la zamanla uğraşmayı iş edinen eski CHP nerede? Ve şimdi böyle bir adıma, böyle bir girişime, böyle bir davaya imza atmış olan CHP nerede? Bunları görmek, bunları ee, objektif bir nazarla insafla değerlendirmek lazım. Ama tekrar altını çiziyoruz. Bunları ifade etmek CHP'ye oy vermek neticesine vermez, vermemeli. Bunlar farklı konular. Ve başta söylediğimizi tekrarlayarak tamamlayalım. Yeni Asya'nın desteği Demokrat Parti'nin dahil olduğu Millet İttifakı'na Yorumlarınızı, sorularınızı alttaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Özel sorularınız olursa sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak gönderebilirsiniz.